Herkese merhaba. Bugün sizlere bahçemizde karşılaştığımız bir problemden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi bazı böğürtlen bitkilerinde şu şekilde sarı yapraklar meydana geldi. Şöyle yakınlaştırırsanız. Sarı yapraklar meydana geldi. Gördüğünüz gibi bazı yapraklar daha koyu sarı diyeyim ya da açık yeşil, bazıları tam sarı olmuş şekilde. Bunlar bitkilerdeki demir eksikliğinden kaynaklanıyor. Şu şekilde daha açık yeşil yapraklar hafif, yani birinci derecede demir eksikliği olan yapraklar. Şu şekilde daha sararmış yapraklar, ikinci derecede demir eksikliği olan yapraklar. Ve şu şekilde göstereyim. Şöyle yapraklar artık kenarları kahverengiye dönmüş, hatta neredeyse düşecek olan yapraklarımız da 3. sınıf demir eksikliği olan yapraklar. Şimdi bu demir eksikliği neden kaynaklanıyor? Bir nedeni aşırı sulamadan ya da uzun süreli yağışlardan kaynaklanır. Diğer bir nedeni de kurak ve yarı kurak bölgelerde çok görülür. Burada toprağın kireçlenmesi ve topraktaki pH oranının yüksek olmasından kaynaklanır. Şimdi demir eksikliği olan bitkide şöyle gördüğünüz gibi meyveler oluşmaz. Yani çiçeklenmiş ama meyveye dönüşmemiş. Şöyle demir eksikliği olmayan bitkiyi göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi gayet sağlıklı meyve vermeye başladı. Yani çok kısa bir süre içerisinde de böğürtlenlerimiz çıkacaktır. Şimdi biz bu demir eksikliğini nasıl gidereceğiz? Öncelikle hayvansal gübre kullanabiliriz. Ayrıca aşırı sulama yapmayacağız. Çünkü demir eksikliği aşırı sulamadan kaynaklanıyor. Aşırı sulama yapmayacağız. Bir de toprağı gevşek tutacağız. Bu gibi yöntemleri var. Bir diğer yöntem de paslanmış çivi ile suyu karıştırıp paslı suyu bitkinin dibine dökeceğiz. İsterseniz o işlemi de şimdi size göstereyim. Şu şekilde paslanmış çivilerimiz var. Bir avuç kadar. Yarım kova suyun içerisine paslanmış çivileri döküyorum. Şöyle bir avuç kadar da limon tuzu. Limon tuzunu eklememizin sebebi de demirdeki pasların bir an önce tepkimeye geçip suyla karışmasını sağlamak. Şimdi bu hazırladığımız su birkaç gün duracak. Paslarımız, yani demirdeki paslar suyla iyice karıştıktan sonra bitkiyle buluşturacağız.